Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte Samsung'un 2019 Şubat ayında tanıtacağı Galaxy S10 nasıl olacak, biraz ona bakacağız. Şimdi arkadaşlar, bu videoda dinleyeceğiniz bilgiler sağdan soldan toplanmış güçlü dedikodulardan oluşuyor. Yani doğru da olabilir bir kısmı, bir kısmı yanlış da olabilir. Ama mesela Twitter'da bir eleman var arkadaşlar, soy ismi Bless. O genelde bu tarz konularda doğru atışlarda bulunuyor. Şimdi ne demiş, bir ona bir bakalım. Geçtiğimiz günlerde Samsung Geliştiriciler Konferansı diye bir etkinlik düzenlendi. O etkinlikte Samsung'un adına Infinity O dediği yeni bir ekran teknolojisinden bahsedildi. Şimdi bu Infinity O'ya göre arkadaşlar, telefonun ekranında bir delik olacak ve bu delikte kamera sensörlü bir işlevi görecek. Telefonun parmak izi okuyucusu büyük bir ihtimalle ekrana entegre olacak. Yani şöyle ekranı dokunacağız, parmak izimiz okunacak. Bu seferki parmak izi okuyucu sensörleri ultrasonik olacak. Çok daha hızlı ve çok daha stabil bir parmak izi okuyucusu. Tabii ki de Face ID, yani yüz tanıma teknolojisi de cihazda yerini alacak. Ekran çözünürlüğünden de bahsedeyim hemen. Çözünürlük büyük bir ihtimalle 1440x3440 olacak. Samsung'un doğruladığı bir işlemci var. Onun adı da Exynos 9820. Bu işlemci internetten edindiğimiz bilgilere göre 8 kameraya kadar destekliyor. En güçlü dedikodu bazı kaynaklarda doğrulanmış, bazı kaynaklarda hiç bahsedilmemiş olmasına rağmen cihazın 3 arka kamerasının olacağı yönünde. Kameralar 12 megapiksel, 13 ve 16 megapiksel olacaktır arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi standart, diğeri geniş, üçüncüsü de telefoto olacaktır. 12 megapiksel olan kamera f1.5 ve f2.4 diyafram değerine sahip olacaktır. 13 megapiksellik olan f2.4, 16 megapiksellik olan da f1.9 değerlerine sahip olacaktır. Bu sefer telefon tam ekran olacaktır arkadaşlar. Yani ne çentik ne de çerçeve. Zaten Samsung da telefonunu çentikle çıkarırsa artık bu iş bitmiş demektir. İşletim sistemi Android Pie ve Samsung'un yeni tanıttığı One UI olacaktır arkadaşlar. Biraz teknik özelliklerden bahsedeceğim. Hem de bu resmi bir açıklama, yani doğrulanmış bir bilgi. Telefonun üstündeki işlemci Samsung Exynos 9820. Bu işlemcinin üzerinde toplamda 8 adet çekirdek bulunuyor ve bu çekirdekler görev dağılımına göre 2, 4, 2 şeklinde gruplandırılmış. Bu işlemci tam olarak 8K çözünürlükte videolar çekebilmenizi sağlayacak. Ha, ben 4K'da çekeceğim diyorsanız da 4K videoları 150 FPS'te çekebileceksiniz. Yine arkadaşlar, bu işlemcinin desteklediği görüntü birimi ise ARM Mali G76 olacaktır. Bu da oyun performansı anlamında çok daha kesintisiz, net görüntüler, daha güçlü bir oyun deneyimi yaşatacaktır bizlere. Günümüzün trendi yapay zekadır ve bu işlemci de daha çok bu geliştirmeleri içinde barındırır. Şöyle bir içeriği toparlayıvereyim arkadaşlar. Bir, tamamen çerçevesiz ve çentiksiz bir ekran. İkincisi, telefonun arkasında 3 kamera olabilir. Üçüncüsü, Exynos 9820 işlemci ve ekran işleme tarafında da ARM Mali G76. Tabi burada can alıcı nokta fiyat oluyor. Bence en az 7000 TL. İyimser bir tahmin, bunu da unutmayın. Telefon resmi olarak ne zaman tanıtılacak? O da arkadaşlar Şubat ayında Dünya Mobil Kongresi düzenlenecek. Yine yüksek bir ihtimalle de 2019 Şubat ayında bu telefonu kanlı canlı görebileceğiz. Ve artık içeriğimizin de sonuna geliyorum arkadaşlar. Bu sefer sizlere şunu soracağız. Anketimiz hemen şurada. Sizce bu telefonun TL fiyatı ne kadar olur? Sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı ve kafanıza takılan herhangi bir şeyi bizlere yorum bölümünden sormayı unutmayın. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Web Tekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.